Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, bugün 2023 bütçesinin maalesef ismiyle müsemma olmayan İletişim Başkanlığı diye anılmakla birlikte iletişimden başka her konuya musallat olan, muhatap olduğu medyayla kanlı bıçaklı, baskı kurmaya çalışan, soğuk savaş aktörlerinin bile parmak ısırtacağı kadar kara propaganda üreten bir kurumu üzerine söz aldım. Ben de pişmanım aslında bu sözü aldım, açık baştan söyleyeyim. Çünkü yıllardır bu kişiye özel yaratılan İletişim Başkanlığı'nın icraatlarını genel anlamda hukuk çerçevesinde eski mesleğimle alakalı tecrübeler ışığında anlatmaya çalıştım. Misal, muhalif medyaya kesilen haksız, yersiz, hukuksuz cezalar. Misal, aralarında benim de bulunduğum keyfi basın kartı uygulamaları, mağduriyetleri. Bunlara defalarca anlatmama rağmen gördüğüm kadarıyla sessiz kalarak bu suçlara adeta onay verdiniz, ortak oldunuz. Bu sefer artık bu son veda bütçesinde başka bir konuya değinmek istiyorum. İletişim Başkanı, küçük başkanın icraatlarını anlatmayı deneyeceğim. Bakalım bu sefer ilginizi çekebilecek miyim? Önce görev tarifiyle başlayalım küçük başkanım. İletişim Başkanlığı bu ülkedeki Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin tanıtımını amaçlar. Burada hiçbir problem yok. Yani Cumhurbaşkanı'nın ve kabinesinin icraatlarını, fikirlerini hiçbir ayrım gözetmeden Türkiye'nin 85 milyonuna anlatmakla mükelleftir. Aydınlatmakla mükelleftir. Peki böyle mi yapıyor? Matbuatın yarısı yasaklı. Özellikle benim okuduğum gazetelerin, izlediğim televizyonların Cumhurbaşkanı'na bırakın izlemeyi, soru sorma hakkı yok. Bu nasıl iletişim? Başka, ikinci bir husus. Aynı şekilde aynı iletişim başkanının Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı'nın yönetimiyle mutabık olmayan, eleştiren insanların, yazan çizenlerin görüşlerini de Cumhurbaşkanı, çünkü hepimizin Cumhurbaşkanı, iletmesi gerekiyor. Peki böyle mi yapıyor? Hayır, bunu da yapmıyor. Kendi çalıyor, kendi oynuyor. Propaganda yapıyor. Hadi buraları geçtik. Gelelim mesleki ehliyetine. Yani ne diyeyim? Aynısı iştir kişinin, lafa bakılmaz. Küçük başkanın tıpkı abi gibi konuşması çok süslü. Belakatı kuvvetli. Ama icraata gelince bir felaket. Bakın bir örnekle geçeceğim. Çünkü malum süre sınırlı. Elimde tuttuğum 9 haftadır çıkan dezenformasyon bülteni. Çok üstüne vazifeymiş gibi. Bu memlekette ne kadar çok yalan, yanlış haber var. Aslında dezenformasyon yasası, sansür yasası diyoruz tabii biz ona. Ne kadar gerekliymiş. Bunu ispatlamak için 9 haftadır böyle bir bülten çıkarıyor. Bültene baktığınızda şöyle bir mantık hatası var. Bu ülkede hükümeti destekleyen gazetelerin sayısı, herhangi bir gazete bayine gittiğinde göreceksiniz ki, ve bu gazetelerin sayfaları muhalif medyanın kat kat üstünde. Dolayısıyla çok daha fazla haber veriyorlar. Ekranlar da öyle. Hükümete destek veren, Cumhurbaşkanı'na destek veren sürelerle dolu. Peki bu bültene bakıyorum. Bir tane bu medyalar, bir tane yalan yanlış haber var mı diye bakıyorum. Bulamıyorum. Varsa Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı bu konuda bana yardımcı olsun. Peki akıl var, mantık var arkadaşlar. Hükümeti destekleyen medya hiç yalan yanlış hatalı bir iş yapmamış mı? Niye doğru? Katılıyorum size Sayın Ağbaba. Şu sebeple doğru. Zaten hükümet medyasının tek bir kaynağı var. O da küçük başkan. Sabah kalkıyor, o gazetelere hangi manşet atılacağını saptıyor. Akşam yayına giden işte sözde habercilere ne anlatacağını, nasıl saçmalayacağını fısıldıyor. Tabii ki o haberlerle ilgili hiçbir sorunu yok. Ama eğer bu formatın dışına çıkarsanız mukadderdir ki sizin haberler hep yalan olacak. Çünkü kendi bildiğinden başkasının zaten yayınlanmasına karşı kişilik olarak. Ha yalnız işin şakasını bir yerine bırakalım. Eğer bu küçük başkan bu yöntemlerle muhalif medya siner, sinmekle kalmaz, kapısında beslenenlere döner zannediyorsa maalesef çok yanılıyor.
Bak baştan söylüyorum, tekrar söylüyorum. Çok yanılıyor. Avucunu yalar. Bu kadar açık. Son olarak tabii ki her zamanki gibi süremi tam tasarruflu kullanamadım. Bakın, kıymetli Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerine gayet içtenlikle sesleniyorum. Bir devlet memurunun Twitter hesabında Türkiye devlet görevlisi yazan bir memurun siyasete ayar vermesi yanlıştır. Örnekleri getirmedim buraya. Genel başkanımız hakkında, muhalefet milletvekilleri hakkında kullandığı ifadeler kırıcıdır. Ve bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin vesayet hakkındaki haklı bir dolu eleştirisine de aykırıdır. Bakın, son cümlelerimi Sayın Başkan, müsaade ederseniz selamlama amaçlı. Anadolu'da benim çok sevdiğim güzel bir laf vardır. Buyurun, buyurun. Teşekkür ederim Başkan. Anadolu'da şöyle derler efendim, kanı gölgesinde yürüyenler, o merakta olanlar gölgelerini kanıyla karıştırırlar. Kanı gölgesi sanırlarmış. Tek bir tavsiyem var küçük başkana. Kanı yoldan çıktı, devriliyor. Gölge de ortadan kalkıyor. Hesap zamanı yaklaşıyor. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim efendim.